Selamlar, Taksim Meydanı'ndayız. Gördüğünüz gibi mükemmel bir hava var. Güneşli, güzel. Enerji dolu. Mutluluk dolu bir günümüz daha var. Ve bugün de bitecek. Ama dost doğru bitsin inşallah. Şimdi biz hep hak kelamdan, dost doğru yoldan konuştuğumuz için bazılarının zoruna gidiyor. Neden? Çünkü bu insanlar bunu yapamıyor. Şeytanın kölesi oldukları için, nefsinin kölesi olduğu için bu insanlar, onlara zor gelir. Bunları duymak dahi istemezler. Bu kadar da cahildir. Yüce Allah duyup anlayanlardan, uygulayanlardan, fiiliyatla amelde yaşayanlardan edilir. Böyle cahillerden değil. Çok iyi düşünmemiz lazım. Gördüğünüz gibi kameramanlar, yine Şov Haber, bir haber peşinde. Bizi yakalamasınlar. Ben yaparım onunla da röportaj, önemli değil. Olayımız büyük yani. Şimdi gördüğünüz gibi Taksim Meydan sakin. Pandemi falan kimsenin umurunda değil, görüyorsunuz. Salgına meydan okuyor insanlar. Çocuklar Gezi Parkı'nda oynuyor. Hayatımızın her alanı güzel. Aslında bilirsek değerimiz. Mesela çocukken farkındaysanız bir düşünün çocukluğunuzu. Kızlar işte arkadaşlarıyla işte bebeklerle oynarlardı ya da başka şeylerle sohbet ederlerdi. Erkekler top oynardı, bilye oynarlardı. Şimdi tabii tabletlerle uğraşıyorlar. O yönden biraz üzülüyorum onların haline. Anne babalar dikkatli olmalı. Küçücük bebeğin eline bile tableti veriyorlar ağlamasın diye. Sonra bakıyorsun çocuklarda göz problemi çıkıyor. Gözleri görmüyor, yazı yok yani. Böyle olur mu? Sen anne baba olarak yapacaksın görevini. Çocuk o bilmez ki. Mesela ben görüyorum haberlerde, yok balkondan düştü, vefat etti. Ya yazık, günah ya. Ya biraz dikkat et kardeşim sen. Çocuğa sahip ki bilmez ki o çocuk. Ya da çocuk evi yaktı. Oluyor böyle şeyler, bunları duyduk yani. Yani bunlara dikkat edilmesi lazım. Çocuğu yap bir kenara koy değil. Yemek yesin otursun değil yani. Okulunu takip edeceksin. Ne yapıyor bu çocuk? Kendini geliştiriyor mu? Nerelere takılıyor? Hepsini takip edeceksin. Anne baba böyle olur. Yoksa süs diye bir kenara koyacaksın diye değil yani. Öyle olmaz yani. Cebini açtık koy, ne yaparsa yapsın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. O çocuğu öyle yetiştireceksin ki yeri gelecek o sana ahde vefa yapacak. Gelecek o sana diyecek ki babacığım bak sana şunu şunu yapmak istiyorum. Bir hediye. Küçük de olsa önemli değil. Diyecek ki anne sana şiir yazdı. Okuyacak. Annesi de mutlu olacak. Ne güzel bir şey. Bunlar güzel işler. Boş işlerle uğraşacağımızda bunları yapalım. Yani bunlar önemli. Herkes bunlara dikkat etse mutlu da olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.